Bir dakika. Değil mi? 2005'ten beri bu aziz vatan için canlarını feda etmiş şehitlerimiz anısına pedal çeviriyorum. Şimdiki amacım Cumhuriyetimizin kuruluşunun temellerinin atıldığı Sivas Kongre Binası önünden şanlı Türk bayrağımızı teslim alıp İzmir Karşıyaka'da bulunan Zübeyde Hanım Anıt Mezarı'nda Karşıyaka Belediye Başkanı'na sunulmak üzere bisikletimle 1200 kilometrelik yolculuğa başlayacağım. Peki abi, yolculuk tahmini kaç gün sürecek? Yolculuk tahmini 2 hafta sürecek. Güzergahımız Sivas, Yozgat, Kırıkkale, Ankara, Meclis Binası, Anıtkabir ziyaretiyle devam edecek. Ardından Polatlı'da Sakarya Meydan Muharebesi'nin yaşandığı tarihi alanı ziyaret edip ardından Afyon Karahisar, Dumlupınar Şehitliği, yol üstünde bulunan tüm şehitlikleri ziyaret ederek Karşıyaka'da bitecek. Toplamda 1200 kilometre. Sivas'ta olmaktan gururluyum. Cumhuriyetimizin 100. yılında Cumhuriyetimizin temelleri atıldığı kongremize düzenimizin önünde emanetimiz olan şanlı bayrağımızı arkadaşıma teslim etmek istiyorum. Ben de Cumhuriyetimizin korucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm şehitlerimiz adına bu şanlı Türk bayrağımızı sizden alıp 1200 kilometrelik bisiklet yolculuğu sonrasında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün adresi Sübeyde Hanım'ın anıt mezarında İzmir Karşıyaka Belediye Başkanı'na teslim etmek üzere yola çıkıyorum. Emanetinizi öperek teslim alıyorum. Devam et.